efendim kripto para ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Perihan Tantu. Gününe çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Sevgili Atakan Kaplan bugün konu. Atakan hoş geldin öncelikle. Merhabalar hoş buldum. Konuşacak çok konu var ama öncesinde istersen gel beraber bir fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalar bize neyi ifade ediyor? Ee, dün biz de zaten programı öncesinde sevgili Atakan'la değerlendirdik. Özellikle Litecoin'de ciddi bir yükseliş vardı. Detayını evet. birazdan konuşuruz. Şu an baktığımızda Avax görüyoruz. Linki görüyoruz. Pozitif tarafta Maker var. Yine Litecoin bu arada pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor. Diğer taraftan Bitcoin'de kısmi bir geri çekilme var 66.500 dolar seviyesinde. Ripple'da yine negatif tarafta. Ethereum'a baktığımızda fiyatlama 4.800 doların altına sarkmış oldu. Bununla birlikte Algorand, Polkadot'ta da yine e, yatay ama negatif bir fiyatlama var. Burada artık yüze birlik düşüş ve yükselişlere ben yatay diyorum. Evet. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum evet. ama oynaklık o kadar yüksek ki e, artık. Böyle yüzde %0,50, yüzde birlik düşüşler neredeyse yatay oldu. Şimdi ABD tarafıyla başlayalım. ABD'nin SPK'sı yani SEC. Bu arada SEC'in komisyon üyesi DeFi projelerle ilgili bir rapor yayımladı. Hı hı. Raporun detaylarıyla başlayalım. Neler vardı raporun detaylarında? Ee, şöyle hemen girmeden ben de raporu okuma şansı buldum. Yani göz gezdirdim. Hem olumlu söylemler var hem olumsuz söylemler de var. Şimdi... Ee... Olumlu tarafta inovatif ve heyecan verici olduğunu vurgu yapılmış. Bu e, pozitif yani e, SEC'nin de bu anlamda DeFi'ye e, olumlu söylemler yapıyor olması güzel. Ama şu da belirtilmiş bazı DeFi projeleri denmiş. Bunun detayları verilmiş mi verilmemiş mi bilmiyorum. O yüzden e, daha da detaylı keşke bakmış fırsatım olsaydı konuşsaydık üzerine. Bazı projeler içinde şöyle bir e, bilgi verilmiş. Ee, insider bilgiyi daha önceden büyük yatırımcılara verildiğine dair birkaç söylem var Bu anlamda hani hem e, spekülatif bir tarafı da var hem olumlu tarafı da var ee, hani önümüzdeki günlerde de herhalde kokusu çıkar diye düşünüyorum bu, bu böyle kalmaz. Hani belli başlı kuşkulandıkları şeyler varsa açıklayacaklarını düşünüyorum ben de. Peki şimdi bununla birlikte e, biz her sabah burada önce Bitcoin sonra Ethereum cephesini konuşuyoruz genelde ama izleyenlerimize de dedi ki bir süredir Ripple'a yer vermiyorsunuz o yüzden biz Ripple'daki e, hem teknik hem de temel gelişmeleri merak ediyoruz dediler o yüzden bugün Ripple'la başlayacağım değerli izleyenlerimizden böyle bir talep geldiği için e, zaten burada önemli bir haber akışı da var İşletmeler için kripto para ticaret hizmeti sunacağını açıkladı Ripple e, hem temel tarafı konuşalım hem de teknik tarafı değerlendirelim istersen Ripple'da. Temel anlamda SEC ile davayı bir kenara bırakarak konuşuyorum. Ee, i̇nanılmaz işler yapıyor Ripple ve e, XRP'yi de pozitif etkileyecek konular bunlar. Ripple özelinde olan her e, XRP'yi de tabii ki e, pozitif etkileyecektir. E, en son ne oldu Fintech. Bir Fintech firması Ripple, kurumsal müşterilerinin küresel borsalardan, piyasa yapıcılardan ve tezgah üstü platformlarla e, elde ettiği kriptolara maruz kalma işlemleri için direkt işletmelere ee, bir liquid Hub adlı bir e, ürün sunmayı planlıyor. Hı hı. Bu anlamda zaten e, farklı aksiyonlar da almıştı. Daha önce yine e, burada da defalarca konuştuk işte. KMB Grup'la e, güzel bir anlaşmaları vardı. Şirket olarak çok emin adımlarla yürüyorlar. Sadece SEC tarafındaki o haber akışı Ripple baskılı tutuyor, du diyelim. Çünkü artık Ripple da zincirlerini kırdı ve e, yükselişe geçiyor diyebiliriz. Çünkü alçalan bir trendi vardı. Bunu kırdı. testini attı. 1.11 dolar, 11 dolar seviyelerinden. Şimdi önemli bir direnç 1.23 doları yukarı kırdı. Yine dün ve bugün bu seviyeyi test ediyor. Üzerine tutunduğumuz durumda Önce 1.41 bir bir, sonra 1.90 bir dolarlara doğru yolculuğun başlayacağını düşünüyorum. Yani artık Ripple yatırımcıları... E, Düz hesap oraya kadar gitmişken 2 doları da görür diyorsunuz. E, 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 öyle değil mi? diyelim evet. <laughs> Peki şimdi diğer taraftan dönelim burada aslında Bitcoin cephesine. Özellikle bir aylık süreçte Bitcoin adres sayısında büyük bir e, artış var. E, bu arada bu bize yeni girişleri mi ifade ediyor? Şimdi şöyle e, Bitcoin adres sayısındaki artış yatırımcı yani kişi olarak yeni girişleri <laughs> temsil ediyor ve aynı dönemde son bir aylık dönemde 350 binden fazla yeni adres açılmış e, Bitcoin e üzerinde cüzdan oluşturulmuş. Şimdi bu neyi ifade ediyor benim için? Oltanmayı kırdık sürekli yükselişler yaptığımız yeni zirveler verdiğimiz bir dönemdeyiz. Bununla beraber yeni yatırımcıyı çekiyor olması çok pozitif. Yani bunun artık e, tabana yayıldığını gösteriyor. Belli başlı kişilerin elinde birikmektense o beline dediğimiz kişilerin piyasaya giren yeni kişilerle bu e, Yatırımcı tabanı genişletiliyor ve bu anlamda daha net, daha temiz, daha e, nitelikli bir yükseliş gösteriyor diyebiliriz Bitcoin üzerinde. Peki şunu da sorabilir miyim o zaman? Eskiden burada birazcık daha tekerleşme vardı. Bireysel hı hı. yatırımcının e, sayısı azdı. Bu gitgide çoğalıyor. Burada kurumsalların olması, bireysel yatırımcıların sayısının artması e, aynı zamanda oynaklığı düşürüyor da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani... Hı hı. Henüz hala kripto para piyasaları için oynaklığın düştüğünden bahsedemeyiz. Eskiye nazaran daha doğrusu. Alışık bir <laughs> e, yatırımcı kitlesi olarak. Ama kendi iş dinamiklerine göre değerlendirecek olursak kesinlikle oynaklığın azaldığını söyleyebiliriz. Peki grafiklerimizle devam edelim. Özellikle Bitcoin cephesinde uzun vadeli yatırımcıların pozisyon değişimleri var. Bakalım bu pozisyon değişimlerini inceleyelim istersen. Grafiğimiz geldi. Tabii ki. Şimdi burada e, neyi görmeye çalışıyoruz? Önce onu söyleyelim. E, bu grafikte bizim... Uzun vadeli yatırımcıların net pozisyon değişimlerini gösteriyor. Aylık fazla. Ee, ne zaman nakit çıkışı yaşadığını bu pozisyonların, yani uzun yatırımcıların ne zaman nakit Hı -hı. çıkışı yaptığını, ne zaman birikim döneminde olduğunu anlamımızı sağlıyor. Şimdi grafik e, İngilizce yazıyor üzerine Bundan dolayı özür diliyorum. Çünkü Glassnode'un kendi e, yaptığı bir... Rapordan aldığım için tam anlamıyla böyle kullanmak gereği duydum. Çünkü referans verme anlamında. Şimdi biz onu Türkçeleştirelim o zaman. Türkçeleştirelim hemen. Şimdi e, grafik üzerinde 200 binlik, 400 binlik ve eksi 200 binlik aylık değişimlerin sınırları gösterilmiş. Burada bizim için önemli olan kırmızı ve yeşil bölgeler. Hani Yazılarında hiçbir önemi yok. Yeşil dönem son dönemde işte Mart, Nisan ayından itibaren bir birikim döneminde olduğunu söylüyor bizim uzun vadeli yatırımcıların. Ama bu aynı yatırımcılar Kasım 2020'den Mart, Nisan'a kadar satış yapıyordu. Şimdi o satış döneminden birikim dönemine girdiğimizi varsayarsak şimdi uzun vadeli yatırımcıların yavaştan kar almaya başlayacağı dönemlerin olduğunu görüyorum. Ama bu piyasanın gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Tam aksine piyasanın gideceğini, retail'in piyasaya daha yani e, parakende yatırımcının yani yeni yatırımcının piyasaya dahil olacağını burada bir hype yaratılar daha kullanılıyor. E, Büyük miktarlara daha e, yüksek miktarlara ulaşılacağını düşünüyorum fiyat anlamında. Bununla beraber de uzun vadeliler kar almaya başlayacaktır. Şu an hala kar almış Hı -hı. durumda değiller. Hala işte hodl dediğimiz e, pozisyonlarını tutuyorlar gibi gözüküyor metriklerde. Hatta bir metremiz daha var e, ona da bakalım. Bu arada borsalarda tutulan bitcoin rezervlerini evet. göreceğiz bu grafikte de. E, tamam. Şimdi bir de bunu Türkçeleştirelim. Şimdi daha demin de konuştuk 350 bin kişi girmişti piyasaya. Şimdi bununla beraber... Ee, şey dedik ya volatilite düşüyor mu? Ee, oynaklık düşüyor mu? Evet düşüyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de piyasa dinamikleri değişti artık. Yani baktığımızda Ocak 2020'den itibaren e, Bitcoin rezervlerini borsalarda tutan rezervlerde azalma söz konusu. Bu da arz şokuna neden olacak e, diye Bloomberg analistlerinden de birçok analiz okuyorum. Şimdi e, artık dinamikler değişiyor. Borsada halihazırda hazırda Tutulmuyor bitcoinler satmak üzere. Cüzdanlarda tutuluyor. Bunun da en büyük nedenlerinden biri kurumsal taraftaki yatırımcıların e, uzun vadeli yatırımcının terinde oluyor olması. Bu anlamda arzın giderek azalıyor ve talebindeki görüyoruz 350 bin yeni kişi girmiş piyasaya son bir ayda artıyor olması önümüzdeki dönemin özellikle bizim yükselişler için en e, önemli en e, net dönemler olduğunu düşünüyorum çünkü bitcoin e, arzı. Son 3 senenin en düşük seviyelerinde yaklaşık %12,9'luk seviyelere gerilemiş durumda. Bu anlamda önümüzdeki dönem şu an yükselişler için hala olumlu bir zincir veri metrikleri olduğunu görüyorum. Peki, Ethereum cephesindeki teknik seviyeleri de konuşalım istersen. Şimdi fiyatlama 4800 doların altına e, sarktı. Evet, eski oynaklık yok artık piyasada. Bunu iyi taraftan okuyabiliriz. Hı -hı. Belki yatırımcıların, kripto para yatırımcıların hoşuna gitmeyebilir. E, onlar o <laughs> hızlı yükselişi arıyor evet. ve istiyor olabilirler ama aslında emin adımlarla fiyatların ilerlemesi düşerken de çıkarken de e, oynaklığın azalması daha olumlu. Hı -hı. E, peki, Ethereum tarafında hangi seviyeleri takip etmek lazım? Atakan? Şimdi Ethereum tarafında... E... 4800'leri açtık Yeni oltaymalar verdik. Dün itibariyle bugün e, geri geri çekilmeler yaşanıyordu. Hatta e, dün de konuşmuştuk 4600'lere doğru geri çekilmeler yaşanabilir diye. Hı hı. Geldi 4600 seviye 4600 bakıyorum hemen 4677 dolara kadar geri çekilmeler yaşanmış. Şu an e, 4650 doların altına günlük kapanış yapmadığımız sürece. Ki 4700'ün üzerinde. Evet şu an, an 4700'e tekrar attık. Ee, üzerinde kal kalış sağladığımız sürece sorun yok ama 4650 dolar altına kapanış bize 4400 dolarların ünitesine doğru geriye getirebilir diye düşünüyorum. Dönelim buradan şimdi XLM. E. Sterler'ın teknik analizine sağ olsun sevgili Atakan hazırlamış bizler için. Grafik üzerinden devam edeceğiz yine. Ee, peki XLM'in şimdi tekniğini konuşalım. Size XRP gelmiş bana XLM geldi dedim. O yüzden <laughs> özellikle koyma gereği duydum. Üç farklı kişiden hani bir sonraki programda XLM bakar mısınız diye bir talep gelmişti. Onları kıramadım Zaten bakmaya gerek yok hepsinde fincan kulp var dedi. Dün... <laughs> evet dün de <laughs> XLM'de de gerçekten öyle bir durum var. Fincan kulp olan Litecoin'in neler yaptığını gördük, o yüzden onu, onu biraz daha soracağım. E, henüz formasyon onaylanmamış e, fincan kulplara bak fayda var diye düşünüyorum piyasa genelindeki. İlk selam onlardan biri e, onayı için 0.43 dolar üzerinde günlük kapanış, hatta birkaç günlük kapanış beklemekte fayda var diyeceğim geleneksel piyasaları düşünüp ama burası kripto Litecoin hedefine bir günde ulaştı sadece kırılımdan sonra. Bu anlamda 0.43 Doların yukarı yönlü kırılmasıyla beraber e, formasyon hedefi olan 0,66 dolar hedeflenebilir. XLM için kısa vadeli düşenini de kırdı. Şu an üzerinde günlük kapanışla yaptığı dün itibariyle e, retestine geri geliyor gibi düşünülebilir. Hatta şu an rites tamamlandı diye düşünüyorum. 0,40 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığında 0,43 direnç kırılsın. Hedef 0,66 Şimdi e, bunlar gitmeye yakın olanlar, e, gidenler de <laughs> Fincankoop'u çalıştıranlar da daha doğrusu. E, hakikaten dün Coin'i evet. gördük, ben de böyle bir baktığımda yanlış mı görüyorum acaba dedim ama doğru gördüm. <laughs> Yok, gerçekten gözleriyle alın Litecoin inanılmaz bir fiyat hareketi yaptı. Fincankoop hedefine ulaştı 242 <laughs> dolarla, şimdi e, yükselen bir kanal içinde fiyatlanıyordu. O kanalın yukarı kırdığı için kanal hedefi olan e, fiyat hedefi de 300-310 dolarlarda bulunuyor. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Çok uzun süredir akümülü olan bir Litecoin vardı. Bu anlamda bu kadar sert bir harekete geliyor olması doğal. Ee, şu an 270 dolarda bulunuyor, 300 dolara gitmemesi için de hiçbir neden yok. Ama e, hani bu yükselişlerin bir düzeltmesi olacaktır. Bunu da göz önünde, göz önünde lazım. bulundurmak lazım. Diğer taraftan burada seni sıkça aslında Solano'dan da bahsetmiştik biliyorsun. Hı hı. Ee, burada hem para giriş tarafını okumuştuk hem teknik seviyelerini konuşmuştuk. Önemli bir başarısı var aslında. Ee, piyasa geneline baktığımızda aslında e, teteri de geçerek e, dördüncü token olabilmiş. Bu hı hı. bir başarıdır hakikaten. Hı hı. Evet ee, o yüzden. Hem Solano'yu konuşalım istiyorum kısaca bir hem de şunu da aslında sormak istiyorum. birazcık alt altcoin'lerden böyle hakikaten bir sepet mi yapmak lazım? Gelecek vadeden işlem hacmi artan, fincan kulp yapan. <laughs> Şimdi evet bence yapmak lazım artık. yavaş yavaş evladiyelik şöyle değil evladiyelik, mi? Evladiyelik evet böyle hani 3 3 2 3 ay vadeli bir alt altcoin sepeti yapmakta ben şu günlerde fayda görüyorum ama hani birden değil Lütfen kademe kademe çünkü hani Litecoin pozitif ayrıştı. İşte XLM'in pozitif ayrışacağını düşünüyorum yine kralımlarla beraber. Bir sepet yapılıp tutulabilir. Ya da dediğim gibi mesela Litecoin'de de fincan kulp vardı. XLM'de de fincan kulp var. Hı hı. atıyorum birini değerlendirdiniz. O hedefine ulaştı. Oradan çıkıp direkt henüz formasyon onaylanmış ama hedefine ulaşmamışları da değerlendirmek değişiklik yapılabilir. Evet Nini hani sepete gir çık. O tamamen ne kadar zamanınız ve ne kadar vadeniz olduğuyla alakalı. Eğer gerçekten 2-3 aylık bir sepet yatıp yapıp bırakmayı planlıyorsanız e, henüz hareketini yapmamış çok fazla güzel proje var. Yapmışların da gideceği çok uzun yolları olduğunu düşünüyorum. Solana ve e, Avax bunlardan Fenton bunlardan birkaçı mesela. Bu anlamda evet şu an içinde bulunduğumuz dönem Kasım ayının sonuna doğru bir altcoin sepetiyle bu ayı geride bırakmakta ben fayda görüyorum. Atakan çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Ay, Arka Apex araştırma uzmanı sevgili Atakan Kaplan bizlerleydi efendim. Böylelikle biz de kripto paranın sonuna gelmiş olduk. Yarın sabah tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.